Mesela bunda hiç yavru çıkmamış. Bakın bembeyaz. Evet, bunda hiç yavru çıkmamış. Hatta Bu bembeyaz. şunda daha barizdir. Şurada çok az miktar erkek yavrular çıkmış. Bakın Evet, iri orada. gözler. Bakın burada hemen renk Evet, koyulaşması başlamıştır. Daha sonra bu ballar buradan alınır. bunları şu çerçeveye koy Şunları oraya. koy, boşlar yavrum. Bizim dinlendirme Pardon. kazan. Bunlar geri tekrar araya konulur değil mi? Bunlar tabii gerekirse arılara verilir. Şu hocam şeyi ver, kovayı ver. Burada yine krom tanklarda elekler vasıtasıyla, burada çünkü mum kırığı icabında çadırın İşte içerisinde. görmüş olduğumuz şey dinlendirme kazanı. Bu şekilde Bu çok önemli. makineden alınır. Ondan sonra dinlendirme kazanlarına konur ve bir gece dinlendirilir bal. Bal. Bal dinlendirilir. Hemen dolum yapılmaz yani. Niye dinlendirilir? Evet, niye? Şuradan atılırken balın arasında hava kabarcıkları Evet. girer. O hava kabarcıklarının girmesi balın erken kristalleşmesine Evet. neden olur. Balın içinde hava kabarcığı olması. Bir dakika, ben şimdi normalde bunu direkt tenekeye sağmaz mıyım Hayır balımı? hayır. O sağarsınız, o bir şey değil, ama içinde Sağarsın. bakın mum kırıntısı olur. İşte icabında arılar var çadırımızın Bak içerisinde. burada bir Onlar de gelir sürekli... içine tekrar bunlar bir daha süzülür. Ondan sonra dinlendirilir, öyle tenekelere konur. Hava kabarcığı olmayınca ne oluyor dedin hocam sen? Hava kabarcığı olursa bal daha erken kristalleşir. Tek farkı o. Başka bir Yok özelliği onun yok. bir şey yok, ama dediğim gibi daha balınız daha berrak olur. Dinlenmiş bal olur. İşte mum kırıntıları vesaire, yani posa kısmı üst kısmında birikir. Zaten biz onları dolumda kullanmıyoruz. En son kalan kısmını tekrar böyle kovalara alırız. Tekrar araya yediriz. Şimdi onu kapatalım. Ha yani bu buradan Örnek olarak yapıyoruz. örnek olarak Kapatalım. yapıyoruz tabii bu burada. Şimdi kovayı bana ver. Bu Gördüğümüz bu eleklerden bir daha süzülür o. şey kazanı, Onun... dinlenme kazanı. Tabii. Bak bu dinlenme kazanı. Balı buradan buraya döküyoruz. Tekrar oradan bir daha Hatta süzülmüş oluyor. tamamen sızsın diye Evet. üzerine bırakıyoruz. Orada sızıyor. 24 saat bunun içerisinde dinlendikten sonra buradan tenekeler alınıyor. Tenekeler alınmış. Alttaki musluktan tenekeler alınıyor. İşte burası geniş bir sağım çadırı diye tanımlanır. Evet. Arkadaşlarımızın arıları fazla olduğu için iki tane Tabii iki ekipman kuruyoruz. Şey var, makinesi var. İki tane dinleme İki var. tane Dinlenme, dinlenme iki tane kazanı var. sır teknesi İki var. tane sıralma aparatları var, malzemesi var. Görüldüğü gibi Sel hepsi krom çelik. Onu diyeceksin ben de. Tabii hepsi önemli. Krom çelik. Önemli. Zaten organik çiğinin en büyük özelliği. Sadece organik çiğinin değil. Değil, Bütün tüm arıcıların. arıcıların mutlaka ve mutlaka krom çelik kazanlarda sahamlarını yapmaları gerekiyor. Krom çelik malzeme kullanmaları gerekiyor. Çünkü balın içerisindeki amino asitler diğer metalleri parçalıyor, eritiyor ve bünyesine katıyor. Ve balda ağır metaller diye, tahlillerde ağır metaller diye ortaya çıkar. Onun için krom çelik olmak zorunluluğu var. Evet, son söz Hüseyin abi senin olsun. Ne diyorsun? Valla benim son sözüm şu. Arıcılarımız özellikle bu sahama ekipmanlarını gördüler. Yine bakanlıktan ve yetkililerden de bu konuda üreticilere destek vermesini talep ediyorum. Niye? Çünkü Türkiye'deki sahım ekipmanları şu an çok uygun şartlarda değil. Çünkü arıcıların bir de ekonomisi bunları alıp bu düzeni kuracak seviyede hiç değil. Çünkü diğer yan ürünler üretmedikleri için çok fazla gelir elde edemiyorlar. Artı Türkiye'deki bal piyasaları belli zaten şu anda. Zaten bir şey kazanmadıkları için siz onlara krom deseniz de diyecek ki bal alan satan yok. Para etmiyor Ama zaten. Bundan sonra inşallah Ama bundan sonra polen üretecekler, propolis üretecekler. Evet. Artı artık makine alacaklar. Yetkililer de artık diyecek ki kardeşim bak şartlar şu olmalı. Bak kromda olacak. Yani buna dikkat ederlerse çünkü o zaman da tüketiciler çok rahatlıkla iç huzuruyla bal tertemiz yiyebilir. Ürünler yiyebilirler. Yani bizim arıcımızda şu yok. Bakın tüketiciler şunda emin olsunlar. Hiçbir arıcımız art niyetli değildir. Bak imkanları oranında temiz üretmeye uğraşır. Kesinlikle. Ve Ama bal yani. Mutlak tüketsinler. Benim tek çağrım bu. Araştırsınlar Bal dünyada. Kimdir? Yani araştırsınlar dünyadaki işte uzun ömür seviyelerine baksınlar. Türkiye'de bununla ilgili bir araştırma var. İşte günde 2 paket sigara içmelerine rağmen normal insanlardan arıcılar en az 5 yıl daha fazla yaşıyorlar bakın. En az 5 yıl daha. Sen abi korkuyorum herkes arıcı olacak. Hayır olsunlar zaten yine İngilizlerin bir sözü vardır. Bir yayıncı arkadaşım da bu İngiltere'deki sohbetlerini bana anlattı. Demiş, sormuş İngiltere'de demiş kaç arınız var? İşte demiş ki atıyorum bizim şu an 4 milyon koloni, onlarda 1 milyon. Aa ne kadar az. İngiliz dönüyor bizim o televizyoncu arkadaşımız da şunu söylüyor. Diyor ki Anadolu bizde olsa milyonlarca arımız olurdu. Evet, Anadolu yani süper. Anadolu farklı Anadolu bir yer olsa. Yani. Onun için keşke herkes arıcı olsa. Düşünün Amerika'da 3 yıl önce biraz arı zayiatı oldu. Arılar öldü diye hemen dünyanın sonu geldi diye basına yansıdı. Dediler ki eyvah mahvoldun insanlar aç kalacak. İnşallah insanların hepsi arıcı olur da insanlar da aç kalmaz bu sayede. Çünkü tüm tarımsal Peki. ürünler buna bağlı. Burada polenlerin renkleri bak görüyorsunuz lacivert var, sarı var, mor var, kirli beyaz renkte var. Kırmızı var. Kırmızı var.
Görüldüğü gibi her çiçeğin rengi ayrı. Burada çok önemli olan bir özellik de şu. Arı eğer şu mor çiçeğe konmuşsa o çiçekten başka bir çiçeğe konmuyor o gün. Eğer konarsa dölleme görevini yapamıyor. Mecburdur o mor çiçekten kalkacak diğer mor çiçeğe. O gün akşama kadar ona, onun için morun içerisinde başka sarı veya kırmızı yok, veya beyaz yok. Tek veya, renk polen var ya. Her polen rengi kendine az. Yani her polen tek çiçekten elde ediliyor. Bu bugünün rengi bakın. Bugünün rengi böyle. Yarın gelirsiniz bu renk değişebilir. Bir hafta sonra bakarsın sırf mor gelir, siyah gelir, kırmızı gelir. Yani doğadaki açan bitki türüne göre polen renkleri değişebilir. Yine üreticiler bunu zannetmesinler ki gösteriş için falan göstermiyoruz biz bunu. Bakın bu bir günlük Ağustos'un 20'sinden sonra bir günlük polen miktarı bir kovandaki. Bir kovandaki bir bak, günlük. Samimi söyleyeyim bir günlük. Nerede baksan 100 gramından fazla. Rahatlıkla var. Yani şöyle topladığımızda bir 150 gram kadar var ki. Evet. Yani şunu merak ediyorum. Şimdi evet. Polen isteyecek olan insanlar hep kırmızı polen aramasınlar değil mi? Aramasınlar. Bakın her bitkinin kendine göre bir şifa kaynağı var. Yani bu bazen hiç renksiz polenler dahi çok iyi faydalar gösterebilirler. Yani rengine tadına aldanmasınlar. Hepsinden kullanmaya baksınlar. Hangi çiçekten ne çıkacağını bilmiyorum. Bilemezsiniz. Bilemez. Çünkü her türlü bitkinin poleni farklı. Karışık polenler kullansın. Karışık polenleri kullansınlar. Genelde bir polenin kalitesi içindeki renk çiçek sayısı. Rengi sayısıyla doğru orantılıdır. Ne kadar çok renk varsa polende kalitesi o kadar yükselir. Bu tanımı böyle kabul edersek en güzel tanım olur. Bu bugünlerde elde ettiğimiz polen. Şu an propolis de var tabii. Onu daha evvel gösterdik. Bir evet. Daha çekmeye gerek var mı bilmiyorum. Propolis tuzaklarımız da doldu şu anda. Polen tuzaklarımız her gün doluyor. Her gün. Her gün bunu her gün alıyoruz biz.